tüm yatırım severlere, tüm izleyicilerime iyi günler dilemek istiyorum. Biliyorum bugünlerde borsadan çok mağdur olan küçük yatırımcı, orta yatırımcı var. Lütfen panik yapmayın ve kağıdınıza güvenin. Eğer hisse senetleri ile ilgili teknik olarak fazla bilginiz yok ise muhakkak uzmanından bir tavsiye almanızı önemli rica ediyorum. Tüm Türkiye yatırımcılarına merhaba diyorum. Birçok arkadaşımın yakın, dost, akraba, tanıdık, tanımadık çok üzgün olduklarını görüyorum ve buna çok ben de üzülüyorum. Fakat hiçbir şey için geç değil. Hiçbir zaman panik yapmayalım. Uzmanından mutlaka ve mutlaka görüş alaraktan borsada yatırımlarınıza devam etmenizi önemli rica ediyorum. Şöyle ki, bir hikayeniz olsun. O hikayenizi de borsada yatırım yaptığınız şirketin hikayesiyle örtüştürmeye gayret sarf edin. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmek için birazcık küresel piyasalara altın, petrol, devlet tahvil faiz oranları ve şirketlerin genel gidişatı hakkında biraz fikir sahibi olmamız gerekiyor. Tabii çok fazla teknik konulara da girmek istemem. Grafiklere hiç girmek istemem. Ama işin temelinde ilk önce psikoloji var. İlk önce psikoloji. Bunu da ben ilham kaynağım Amerikalı hem ekonomist hem psikolog olan 2002 yılında Nobel ödüllü iktisatçı Daniel Kahneman. Bunun kitabıyla başladım. Starting Finance olarak. Tabii hayatımın önemli bir kısmında psikoloji çok önemli bir yer tuttu. Kararlarımızı bu Mr. Kahneman der ki iki tür teori var borsa yatırımlarında. Biri sürü psikolojisi, diğeri de rasyonel kararlar aldıran ve ekonomiyi yakından takip ettiren, diğeri de yani bu son söylemiş olduğumda rasyonel bir sistem. Temel olarak bu iki konu üzerinde bahsediyor. Sürü psikolojisi şöyle efendim. Biz genelde yatırımcılara bakıyorum, tüyo, hep tüyo. Şuradan tüyo geldi. Bu arkadaşım böyle söyledi. İşte Elon Musk Ethereum alıyormuş, biz de alalım gibi yaklaşımlar son derece tehlikeli. Lütfen ve lütfen sayın yatırımcılar, değerli vatandaşlarım, bu tür şeylerden kendinizi uzak tutun. İlgili hisse senedi kağıdı ile ilgili bilgi toplamaya çalışın. Yani o firmanın CEO'sundan yönetim kademesi ve denetim kademesine kadar ilgili sayfasında, internet sayfasında geniş bilgiler mevcut. Bu konuda ben neler yapıyorum? Bu konuda ben kendim çok okuyorum. Günlük benim 12 saatten az okuduğum zaman kendimi eksik hissediyorum. Mutlaka okumanızı öneriyorum. Daniel Kahneman'la başlayabilirsiniz. Diğer bir kitap önerim de Düşüncenin Gücü. Bu da bestseller oldu. James Allen yazarı Düşüncenin Gücü. Bu kitabı da mutlaka okumanızı önemli tavsiye ediyorum. Ben yatırım kararlarımı alırken mutlaka ve mutlaka ilgili şirketin bilançolarını ve gelir tablolarını karşılaştırmalı olarak geçmişe dönük 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl mutlaka inceliyorum. Ve ilgili
hisse senedini yönetiminin bir denetim kurulu var mı? Bu denetim kurulu icrada görevli mi? Yani hem denetim yapıyor da hem aynı zamanda şirketin operasyonel faaliyetlerinde bulunuyorsa o şirkete biraz daha böyle çekimser kalıyorum. Yani hemen o kağıda girmiyorum. Kesinlikle. Çünkü denetim fonksiyonu şu an günümüzde çok göz ardı ettiğimiz, yani genel olarak göz ardı ettiğimiz bir olgu. Denetim neden önemli? Denetim bir firmanın bilançosunu bir mahkeme düşünün. O mahkemenin savcısı rolündedir. Muhasebe müdürü de avukatı yönündedir. Yani avukat savcıya hesap verir. Yani muhasebe müdürü, mali işler müdürü denetim müdürüne hesap verir. Ben hayatım boyunca yaklaşık 25 yıllık iş hayatımda yönetim kurulu başkanlarıma hep hesap verdim. Ama şeffaf bir şekilde. Hiçbir şeyi gizlemedim. Hiçbir şeyi saklamadım. Hata yaptıysam da hata yaptığımı mutlaka söyledim. Ama o hatayı da bir daha tekrar etmemek için hangi önlemleri almam gerektiğini de detaylı bir şekilde bütün yönetim kurulu başkanlarımla paylaştım. Onlar da bunu sağ olsunlar hep anlayışla karşıladılar. Ama hata yaptığım zaman da uykusuz gecelerim de çok oldu. Çünkü o hatayı neden yaptım? Hatayı sevk eden sebepler neydi? O gerçek kök sebep, yani esas sebep neydi? O gün ben yorgun muydum? O gün evde bir problemim mi vardı? Geç mi kalkmıştım? Yorgun muydum? Kahvaltı etmemiş miydim? Bütün hepsini gözden geçiririm ve kendi muhasebemi yaparım. Yani şirket muhasebesine bakmadan evvel, yani şirketle ilgili bilgi edinmeden evvel ilk önce kendi muhasebemi yapıyorum. Dolayısıyla doğru karar alabilmek için mutlaka kendimizi bir check etmemiz gerekiyor. Check balance sistemi. Yani kendi kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Yani ben hayatım boyunca hep şu mottoyla yaşadım. Erken kalk, erken hareket et, yola çık ama kararları da temkin, yani acele etme. Hiçbir zaman acele etme. Bekle, izle. İnsanlar, yatırımcılar, paydaşlar neler yapıyorlar? Bunlarla ilgili bilgiler topla. Muhakkak bilgi toplama yöntemini kendimize bir şiar edinmemiz gerekiyor. Çok okumamız gerekiyor. Okumanın biliyorum sonu yok. Günümüz toplum, günümüz şartlarında bu teknolojik çağda okumaya gerçekten çok değer verildiğini düşünmüyorum. Gerçek bilgiler hepsi Google'da değil. Bunu mutlaka unutmayın. Gerçek bilgiler o bilgiyi üreten bilim adamlarında, profesörlerde, kitap yazarlarında. Google'da da hani reddetmiyorum. Google'daki bilgileri asla inkar etmiyorum. Ama gerçek bilginin sahibi de takdir edelim ki bu işi yazan üstadlar var, profesörler var. İlim, bilim. Yani ikisi aslında iç içe. Ben hep hayatım boyunca yaptığım işleri hep aşk ile yaptım. Kimi zaman uyumadım, kimi zaman yemek yemedim, kimi zaman eşimden zaman zaman çok büyük eleştiriler aldım. Oğlumdan büyük eleştiriler aldım. Ama o eleştirileri de çok rahat bir şekilde göğüsleyebilecek durumdayım. Çünkü onlar benim iyi niyetimi iyi niyetimi bilirler. Beni tanırlar. Bilirler ki benim babam, benim eşim doğru bir karar üzerinde çalışıyordur. Yanlışa gitmiyordur. Kararlarını hep istişareyle alıyordur ve okuyarak alıyordur. Bunu şunun için anlatıyorum size. Samimi olarak ailemle ben iş hayatım boyunca onlara fazla vakit ayıramadım. Çünkü işim benim hep öncelikliydi. Yeri geldi
4 gün ben eve hiç gidemedim yani. O zaman bekardım, gerçi İzmir'deydim. Buca'dan her gün 1 saat yol gidiyordum. Torbalı'ya dönüşü 1 saat. Bazen o 1 saat yolu çekmemek için fabrikanın lojmanında kalıyordum. Arkadaşlarım beni merak ediyorlardı. O dönemlerde tabii 96-97 yıllarında cep telefonumuz yok. Evde de telefon yok. Telefon bağlatmamışız yani, bekar evi. Merak etmişler beni. Fabrikaya geldiler. Ya bizim arkadaşımızdan ses alamıyoruz. Yani bir şey mi oldu bu bizim arkadaşımıza diye fabrikaya geldiklerini biliyorum. Merak etmişler beni. Onlara ben de ulaşamamıştım. Çünkü bütün varım yoğum iş, iş, iş. Yani ben işe aşık bir insanım. Ama işe aşık olurken de işimize biraz bilim katmamız gerekiyor. Hani bu Nusret'in var ya, şu tuz olayı. Hani şöyle bir şey yapıyor, bir hareketi var. Öyle bir kırıntı, bir tuz atalım yani şeye, bir bilimden bir şey katalım. Emin olun faydasını göreceksiniz. Gerçekten göreceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Kendime bunu şiar edindim. En son geçen hafta cumartesi günü Uludağ Üniversitesi'nde eski profesörümü ziyaret ettim. Ondan özel ders aldım. İstatistik, matematik ve 6 sigma üzerine 3 saatlik özel ders aldım. Ve sağ olsun bana vakit ayırdı. Cumartesini bir kısmını benim için böldü. Ona müteşekkirim, minnettarım. Profesör Doktor Erkan Işığıçok, istatistik konusunda okyanus bir bilgi var. O okyanustan ben şu kadar bir damla faydalanabilmişsem benim için müthiş. Çünkü ben onu yatırım kararlarımı almadan evvel mutlaka gündemime alıyorum. Mutlaka. Benim için çok önemli. Ben bilime çok önem veriyorum. Tabii ki zamanında akademide, fakültede kalmak istemiştim. Fakat şartlarımız müsait olmadı, konjonktürümüz müsait olmadı. Çeşitli sebeplerden dolayı fakültede kalamadım. Ama asla bu öğrenme serüveninden hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep okudum. Ama burada okurken hani hangi kaynaklardan okumalıyız, buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Doğru kaynak çok önemli. Çok bilgi var. Bu bilgilerin hepsinin süzülmesi gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşmak çok zor, biliyorum. Ama her zaman iyiler de var yani. Doğru bilgileri alabileceğiniz iyi insanlar da var. Onları da bulabiliyorsunuz çünkü teknoloji çağındayız. Ben zamanında teknolojiden çok fazla faydalanamadım. Eski dönemde yani 90'lı yıllarda internetin, fakültede okurken telefonun, internetin olmadığı yıllar. O dönemler bilgisayar sistemleri Lotus 1-2-3 vardı. Çoğumuz bilmez bunu. Ve hocamla da görüşürken geçen 300 kişilik sınıfta yani sadece bilgisayarın şöyle tuşuna dokunmak için yani sırada beklediğimi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum o günleri. Hiç unutmam, asla unutmam. Ama bugünkü imkanlar gerçekten çok fazla, çok büyük. Ben gençlere şunu öneriyorum. Evet, iyi bir cep telefonuna sahip olun. Teknolojiyi kullanın. Yani buna bir itirazım yok. Benim gençlere şu önerim olur. Telefonu alın, kullanın. Ama amacını biraz daha kendinizi bilgiyle donatarak. Tabii ki sosyal medyada çok etkili olmalıyız. Benim biraz daha geri kaldığım bir alan. Okumaktan fırsat bulamıyorum. Yani tweetlerimi 12 ile gece 12 ile 2 arasında atabiliyorum. Instagram'ı çok az kullanabiliyorum. Çünkü vaktim yok yani. Şey yapamıyorum ya. Yani oraya gücüm kalmıyor artık. Geçen oğluma söyledim. Oğlum dedim, yapabilir misin? Dedi baba, ben kafamı derslerden kaldıramıyorum yani. Sana yardımcı olabilecek durumda bile değilim. Tamam oğlum dedim. Yani ben senin daha iyi eğitimini alman için zaten daha fazla çalışıyorum. Senin derslerini de bölmek asla istemiyorum. Ve kendim
yapmaya çalışıyorum. Yani kendi çabalarımla tabii ki o alanda biraz sosyal medya ile ilgili fenomenler var. Çok güzel şeyler, üretimler yapabiliyorlar. Onlara da hayranlıkla bakıyorum. Ve ben aynı zamanda onları da kıskanıyorum yani. Ben çünkü onları yapamıyorum yani. Benim çünkü alanım finans, mali işler, yönetim, organizasyon, pazarlama, yatırım. Siz bana yatırım deyin, ben size dünyanın her tarafından yatırımla ilgili saatlerce konuşabilirim yani. Bir rüzgar enerjisini size son işte bir aydır gece gündüz rüzgar enerjisini çalışıyorum. İngiltere'de nasıl, Amerika'da nasıl, onların videolarını izliyorum, teknolojilerini izliyorum. Müthiş bir sistemleri var. İşte kısaltılmışı GIS, işte Generation Intelligent System diye. Yani uydudan alıyor rüzgar verilerini. O uydudan aldığı rüzgar verilerini sisteme yüklüyor. Ve hangi saatlerde rüzgar hızı ne kadar oluyor? Ama bunu da dünyanın çeşitli bölgelerinde verileri, istatistik verilerini size topluyor. Ve siz de o yatırımınızın hangi sürede ve ne kadar üretim yapabileceğinizi matematik olarak görebiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Yani teknoloji neredeyse onu almamız gerekiyor. Teknoloji şu an benim gördüğüm bir Çin'de var, bir de Amerika'da var. Ama ben yönüm daha çok Amerika'ya, teknoloji tarafında oraya şey yapıyorum. Oraya özel bir bakıyorum. Amerika benim için çok başka, çok keşfedilmiş, hala keşfedilmesi gereken bir ülke diye düşünüyorum. Henüz gitmedim oraya ama gideceğim. Yani bir yeri gün gideceğim. Bu ne zaman olur? 2023 sonu veya 2024 ortası. Ama mutlaka gideceğim. Çünkü orayı görmem gerekiyor. Amerika'yı görmem gerekiyor. Yani Amerika'yı biz yani yeniden keşfetmeyelim sözü vardır ya. Hakikaten doğru. Yani Amerika'yı biz yeniden keşfetmeyelim. Bir de ben borsayla çok yakın ilgilendiğim için New York'ta o borsanın bir ruhunu almak istiyorum. Yani orada insanlar sabah kaçta geliyorlar? Geldikleri zaman ilk ne yapıyorlar? Masalarına oturdukları zaman ilk kahve mi içerler? Veya bir dergi mi okurlar? Hep onları merak ediyorum. Ama ben hiçbir zaman trader olma hedefim yok. Ben trader olamam. Çünkü ben biliyorum ki ben okyanusta sadece bir kum tanesiyim. Onu biliyorum. Çünkü işin felsefesini biliyorum. Balina mantığını biliyorum. Çok büyükler var. Hani çok büyükler dediğim zaman yani birin bir rakamının sağ tarafına o kadar bir sıfır yazın ki hafızalımız alamaz. Gerçekten çok büyük. Çok büyükler yani. İnanılmaz. Hani ben matematikçiyim, ben hesap makinem benim şey yapıyor. Yani bana yeterli şeyi vermiyor. Bir de ben öyle çok fonksiyonlu makine de kullanmayı sevmiyorum. Basit, ben biraz olaya basit bakıyorum. Çok basite indirgerim. Yani bir problemi çözmeden evvel olayı bir kere parçalara bölerim, basite indirgerim. Olaya zor olayı ilk önce basite indirgerim. Parçalara indirmek gerekiyor. Yani sıfırdan başlamak gerekiyor. Ben sıfırdan başladım. Halbuki sıfırdan başlarken herkes borsa oynarken, herkes kripto oynarken ben oynamıyordum. Ben onları izliyordum sadece. Benim eski patronum da 2017 yıllarında o zaman ilk kriptoyu o zamanlar duymuştuk. Kripto babasına demiş ki ben baba kripto alacağım işte alıyorum falan. Babası kızardı öyle şeylere. O zaman 4.000 dolar mıydı, 3.500 dolar mı neydi? Ben kulağımı şey yaptım, dinledim. Sonra o bilgiyi koydum cebime. Sonra ben tabii Bursa İstanbul çalışıyorum, gidip geliyorum feribotla. O arada internetten satranç oynuyorum ben. Bir şeyle, İngilizle. Orada bana direkt kripto ile ilgili bir konu geçti. Kripto ile ilgili ben ona bir iki cümle verdim. Daha doğrusu düşüncelerimi söyledim. Yani al tavsiyesi bile yapmadım. Hani bunu alabilirsin bile demedim. Kesinlikle demem yani. Ama dediğim şuydu. Çin'de bir şeyler oluyor.
Bunu ben 2016-17 o kıpraşmayı o zamanlar gördüm. Orada bir şeyler oluyor. Çin'i büyüten güç orada kripto ile ilgili bir operasyon yapılıyor. Bir şeyler yapılıyor. Dedim ya çok büyükler. Yani bizim onlara şeyimiz yetmez yani. Gerçekten biz onlarla baş edemeyiz. Lütfen küçük yatırımcılar yapmayın. Bilmediğiniz işe girmeyin. Sizden özellikle istirham ediyorum. Bilmediğiniz konuya girmeyin. Ki ben az biliyorum diyorum. Benim az biliyorum dediğim konu yani siz küçük yatırımcıları dikkate alırsak ben o az biliyorum dediğim konunun üzerinden belki en az diyorum bak en az 100 tane makale okumuşumdur yani. En az 100 kişinin de görüşünü almışımdır. Ve hala da girmiyorsam kriptoya yani o alan biraz daha değişik. Bir program konusu yetmez kripto ile ilgili. Bir program yetmez. Ama kripto ile ilgili birkaç şey anlatacağım. Sonraki programda anlatacağım onu. Sadece şöyle söyleyeyim. Çin'i büyüten güç ile kripto piyasası arasında doğru bir korelasyon var. Sadece bunu söylemiş olayım. Doğru bir korelasyon var. Ve inanılmaz devasa oynuyorlar. Devasa. Yani size gel gel yaparlar. Para kazanıyormuş gibi olursunuz. Baştan kazanıyorsunuzdur. Güle oynaya gidersiniz. Ama sizi bir yerde bırakırlar. Bıraktıkları zaman çok üzülürsünüz. Üzülmenizi istemem. Çünkü bizim Türkiye piyasasında sermaye piyasaları daha henüz olgunlaşmadı. Yatırımcı bilinci henüz o düzeyde değil maalesef. Keşke olsa. Çok isterim. Ki ben finans yönetimi alanında bu işin uzmanlarından işin bilimini alarak yani 90'lı yıllardan itibaren ben finans alanında yani bayağı bir hem zeka hem bilgi hem beyin jimnastiği hem okuma sürekli öğrenme. Yani bu kitabı bitirdim, öğrendim yetmez. Kesinlikle yetmez. Bilgi sonsuz bir şey. Yani bilgiye ulaşmak o kadar kolay ama onu özümsemek de o kadar kolay değil. Sindirmeniz gerekiyor. Çünkü çağ o kadar hızlı dönüşüyor ki, teknoloji o kadar hızlı dönüşüyor ki inanılmaz seviyede. Dün akşam bir makale okudum. Bir tane İngiliz bir genç bir yatırımcı yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımcı arıyor. Fon var. Onlar yatırımcı arıyorlar. Çok enteresan değil mi? Yani biz hani bizim eskiler şey der. Biz metaliye kurşun atıyoruz. Yani tırım tırım para arıyoruz her yerde. Ama onlarda boş fon var. Yatıracak yer arıyorlar. Yani girişimci gerekiyor. Biraz konuyla ilgilenmek gerekiyor. Kafa yormak gerekiyor. Tekrar borsa konusuna gelecek olursak ilgili hisse senedini sıfırdan başlayın. Sıfır dediğim şu. X kağıdının şeyine internet sitesi zaten çoğunun internet sitesi var. Oraya girdiğiniz zaman zaten size bir okyanus çıkıyor karşınıza. Yatırımcı ilişkileri, analist raporları, faaliyet raporları, 3 aylık raporlar, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık raporlar ve her yıl sonunda da bir yatırımcı toplantısı düzenliyorlar. Orada 2023 ile ilgili bir perspektif ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani hayallerini anlatmaya çalışıyorlar ama her şeyi de vermiyorlar. Biraz cümlelerin arasına da anahtar kelimelerle gizliyorlar. Siz o şifreyi çözmeniz gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil yani gerçekten değil. Çünkü hem finansal okuryazarlığınızın olması gerekiyor, hem muhasebeden anlamanız gerekiyor, hem psikolojiden anlamanız gerekiyor, hem de oradaki anlam bütünlüğünü
yakalayıp içinden o cımbızla şeyi çekmeniz gerekiyor. Yani o esas ana fikri, ana fikir o koca paragraf içinde birkaç satır içinde gizlenmiştir genelde. Buna çok dikkat edin mesela. Onun için mesela genelde ben bakarım, paragrafın başına çoğu kişi okumaya başlar, sonrasını devam etmez, okumaz. Bu bir hata. Hepsini okuyun, hepsini satır satır okuyun ve anlamaya çalışın. Gerçekten söylüyorum. Her satırını anlamaya çalışın. Anlamadığınız zaman tekrar dönün başa, tekrar okuyun, tekrar dönün. Ben öyle yapıyorum. Mutlaka başa alıyorum ki herhangi bir şey kaçırmayayım diye. Aslında bir nevi dedektiflik oynuyoruz. Yani paranın izini sürmeye çalışıyoruz. Yoksa bizler yani çok küçük yatırımcıyız. Yani biz o büyüklerle baş edemeyiz. Baş edemeyiz yani. Onun için biz ne yapıyoruz? Bizim gibi, benim gibi küçük yatırımcılar oradaki o paragrafın, paragraflar bütününün belki 5 sayfa o. Hepsini okumamız gerekiyor. Satır satır. Her kelimesini, anlamadığımız kelimeyi de ya Türk Dil Kurumu sözlüğünde aç bir tarafta olması gerekiyor. Ya bazı şeyler işte Farsça, Osmanlıca onu da açmamız gerekiyor. O anlam bütünlüğünü tam olarak yakalamamız gerekiyor. Yoksa bütünlük kayboluyor. O koca paragraf içinde bize lazım olan bir cümle, iki cümle. Onu yakaladığınız zaman işte o zaman o kağıtla ilgili bir fikriniz olmaya başlıyor. O zaman start verin. O zaman başlayın. Ama küçük küçük. 5 lot, 10 lot. Mesela örnek veriyorum. Bu ay diyelim bir sinema, tiyatro faaliyetiniz var. Veya lüks tüketimle ilgili harcamalarınız var. O lüks tüketimle ilgili harcamalarınızı yapmayın. O kaynağı ilgili senede kağıt alın. Mesela ben sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Tiyatroya gitmeyi çok seviyorum. Ama benim tiyatro şeyim, Nirvanaları mesela en son Kral Lear'ı izledim Haluk Bilginer'den. Müthiş yani. Oturup izlemek gerekiyor. Yani tiyatro da aslında bu işin bir parçası. Hani biraz mantıksız gibi geliyor ama aslında öyle değil. Hayatımız bir tiyatro aslında. Şeyler de tiyatro. Yani o ilgili şirketin bilançosu, gelir tablosu. Tabii ben mesleği bayağı bir mürekkep yaladığım için o tablolar nasıl hazırlanıyor? Nasıl makyajlanıyor? Tırnak içinde. Nasıl makyajlanıyor? Nasıl peçeleme yapılıyor? Hepsini tek tek biliyorum. Ve gözümden kaçmaz. Bir yerden kaçırırsam başka bir yerden çapraz sorguyla onu yakalar. Şüphe. Eğer şüphe düştüyse o zaman benim için şey şüphedir. Yani ben biraz denetim mesleğimin de verdiği şey, denetim mesleğine biz başlarken denetim eşittir şüphe. Nasıl yani? Her şeyden şüphe, her şeyden ama her şeyden. Her şeyi sorgulamak gerekiyor. Hem de sonuna kadar. Bazen kağıtta yazanı bile, ya bu doğru mu acaba? Tekrar tekrar bakarım. Bir daha bakarım. Sabah bakarım, öğlen bakarım. Ya acaba sabahla öğlen yorgundum. Acaba gözümden kaçmış olabilir mi? Bir de akşam bakayım derim. Acele karar vermem. Beklerim. Hisselerde direnç noktaları vardır. Direnç. Yani kağıdı bir yükseğe taşırlar. Yükseğe taşırlar, bir yere getirirler. O getirdikleri nokta artık kırılma noktasıdır. Yani düşükten alayım, yükseğe satayım. Yüksekten alayım, işte şey satış yapayım, açığa satış yapayım, yok şunu yapayım. Bunlar bizi aşan şeyler.
Biz oralara gidemeyiz. Daha durun. Yani basitten başlayın. Her şeyi basitten başlayın. Mesela ben hisse yatırımım var. Ben 2 senedir hisse yatırımım var. Ama ben hiç açığa satış vesaire, varant, şu bu biliyorum. Hem de tekniğine kadar biliyorum. Ama yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü o konu bizi aşar. Biz küçük dedim ya, minik. Biz minik yatırımcıyız. Biz trader değiliz. Biz trader olamayız. Biz orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olabiliriz. Ha, bunu da nasıl sağlayacağız? Bunu şöyle sağlayabiliriz. Kentten köye göçü teşvik etmek için devletin bir takım teşvik politikaları vardır. Küçük baş hayvan verirler, koyun kuzu verirler veya işte arıcılık vesaire, bu tür şeylere, faaliyetlere destek verirler ki kentten köye tekrar dönüşler başlasın diye. İşte oradaki o küçük verdiği o kuzuları biz koyun yapacağız. Yani İngilizcesi sheep, koyun yapacağız. O koyunlar tekrar kuzulatacağız. O kuzular tekrar büyüyecek. O koyunlardan tekrar kuzu alacağız. Yani kar topu. Yani bizim ülkemizde sermaye kıt. Gerçekten kıt. Ve sermaye maliyeti yüksek. Yani %40, %30 faiz oranları çok yüksek. Yani bu rakamlar hakikaten çok yüksek. Yani yatırımcı için çok zor. Bugün Amerika'da yatırımcı için müthiş fırsatlar var. %3, %4. Çok müthiş oranlar var. Ve paralar boş şu an. Dünyada boş para çok. Ve gidecek ülke arıyor. Ama bizim ülkemizde de para, sermaye o kadar kıt ki. Neden kıt? Çünkü biz tasarruf yapmayı çok sevmiyoruz. Ben de çok seviyorum mesela tasarrufu. Yani bir mont aldığım zaman onu 5 sene giymem lazım. Benim şeyim 5 sene. 4 ile 5 arası. 5 sene bir giymem lazım. Modalar değişir, renkler değişir, her şey değişir. Ama ben o montu giyeceğim. Niye? Çünkü her sene o monta para verirsem bu sefer kağıt alamam. Kağıt yatırımı yapamam. Hisse yatırımı yapamam. Veya ayakkabı örneği. Yani tasarruf bilincini biz ilk önce kendimizde bir oluşturmaya başlarsak yatırımlarımız da artacaktır. Yani ne kadar çok tasarruf o kadar çok yatırım. Yani bu konuyu özellikle bir belirtmek ve tekrar vurgulamak istiyorum. Biz tasarruf yapalım. Tasarruf yapalım. Tasarruflarımızı yatırıma yönlendirelim. Yani borç, benim ilk işletme bir dersinde öğrendiğim şuydu. Gayrimenkul satarak, araba satarak, efendime söyleyeyim başka borç alarak, dışarıdan bir sermaye temin ederek borsaya kesinlikle girilmez. Girmeyin lütfen, yapmayın bunu. Tasarruflarınızı ama koyun. Tasarruflarınıza yatırım yapın. Hisse alın. Ne bileyim, döviz alın. Ha, döviz almayın. Neden almayın? Dolar şu an çok yüksek. Hani bir sepet yapabilirsiniz. İşte örnek veriyorum. Bir yatırım sepeti düşünün. Düşünelim. Bu yatırım sepetinin bence, hani benim finans anlayışım, benim yatırımcı anlayışım, ben diyorum ki %70, %80 hisse senedi olmalı. Neden? Çünkü Türkiye'ye güveniyorum. Türkiye'nin gençliğine güveniyorum. Türkiye'nin dinamizmine güveniyorum. Ben Türkiye'ye güveniyorum yani. Benim ülkemin yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, dört tarafı denizle çevrili ve jeopolitik olarak da Türkiye'nin konumu gerçekten çok mükemmel bir noktada.
doğru siyaset politikalarıyla Türkiye, yani anka kuşu gibi yeniden küllerinden doğabilir. Bunu yapabilir. Ben buna inanıyorum. Ama doğru siyaset politikalarıyla olur bu. Hani sürekli çevrenizle kavga ederek bu olmaz. Güneyimizdeki ülkelerle, kuzeyimizdeki ülkelerle, Karadeniz'deki bağlantısı olan ülkelerle, Ege'deki ülkelerle biz dost olmaya bakmamız lazım. Ha, dost olalım derken de tabii ki beni, ülkemi zor duruma düşürecek uluslararası arenada benim ülkemin topraklarına göz dikecek böyle bir şey asla. Bu yapılamaz. Olmaz. Buna izin verilmez. Ama buna uygun da diplomatlar yetiştirmemiz gerekiyor. O diplomatlık da ayrı bir meslek. Yani büyükelçiler, diplomatlar, bunlar aslında fonksiyonları çok büyük. Ama günümüzde ne kadar var? Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ülkeme güveniyorum. Borsama güveniyorum. Çoğu yatırımcı küstü şu an. Biliyorum ya, biliyorum. Küstüler. Küsmeyin. Küsmeyin. Benim de kağıtlarım var. Görüyorum burada. Günde 3 defa bakıyorum. Sadece sabah, öğle, akşam bakıyorum. Başka da telefonumu elime almıyorum. Çünkü bu aslında bir psikolojik savaş. Borsa eşittir psikolojik savaştır. Bu savaşta mağlup olmanızı istemiyorum. Üzülmenizi istemiyorum. Neydi mottomuz? Tasarruf. Tasarruflarımızla kağıt alıyoruz. Arabamızı satarak, evimizi satarak, ne bileyim başka yerlerden borç alarak kesinlikle borsa yatırımı yapmayalım. Lütfen yapmayalım. Hani bunu ben söylerken tabii ki yani minimum 5000 kitap okumuş birisi olarak bunu naçizane sizden rica ediyorum. 5000 kitap da az bir şey değildir yani, fena değildir. Bunun içinde tiyatro kitapları, efendim söyleyeyim, Rus edebiyatı, klasikler tutun da psikoloji üzerine. Mesela psikolojiye ayrı bir merakım var benim. Psikoloji üzerine ayrı, yani çok özel kitaplar okuyorum. Çünkü psikoloji apayrı bir dal, bir bilim dalı. Ama biz bu bilim dalını borsada kullanıyoruz. Daha doğrusu borsanın balinaları, büyükler bu psikolojiyle yönetiyorlar borsayı. Tabii paraları da çok. Hem para çok hem de psikoloji yönetimini çok iyi yaptıkları için küçük yatırımcılar ne oluyor? Büyük bir zarara uğruyor. Onun için her şeyi sıfırdan düşünün. Ben öyle yapıyorum. Ben sabah kalkıyorum. Bir önceki günün muhasebesini akşam yapıyorum. Sabah sıfırdan uyanıyorum. Geçmişime bakıyorum, ders çıkarıyorum oradan. Ama her günde yeni bir şey öğreniyorum. En az 10 tane yeni bir şey öğrenmem lazım o gün ben. Bu benim mottom. 10 tane yeni bir şey. Yeni bir kelime olabilir bu, yeni bir bilgi olabilir ama doğru bilgi. Kaynağından. Kaynakçaları çok önemli. O bilginin kaynağı. Daha önce yayınlanmış kitabı var mı? İşte uluslararası arenada belli bir kabul görmüşlüğü var mı? Gibi. Ben profesörlerden çok destek almayı, onlarla fikir alışverişi yapmayı, onlardan öğrenmeyi çok seviyorum. Yani tabii o benim geçmişimde fakültede kalamadığım için belki içimde bir şeydir o, bir ukdedir. Onlara yakın olmaya çalışıyorum. Çünkü o ukde kaldı ya, ukde kaldığı için hep onlara böyle yakın olmak istiyorum. O bilim dalıyla, örneğin istatistik, matematik, dediğim gibi psikoloji, bunların hepsini ben hisse değerlememi yaparken kullanıyorum. Onlardan, o bilim dallarından destek alıyorum. Yani borsa sadece borsa değil yani. Sadece keşke borsa olsa, bu kadar kolay olsa keşke. Ben de o kadar saat okumamış olsam, o saatleri başka alanlarda değerlendirebilsem. Keşke öyle olsa. Hiçbir raporu kaçırmıyorum. Her raporu okuyorum. Ama o okuduğum raporların da bazısının ve bir kısmının içerik olarak sıkıntılı olduğunu, olabileceğini tahmin ediyorum. Şüphelerim oluyor. Dolayısıyla
her rapor da doğru olacak anlamını taşımıyor bu. Hep sorgulamanız gerekiyor. Hep soru sorun. Bunu kendinize sorun, yanınızdaki arkadaşınıza sorun, birbirine sorun ama sorun. Sorgulayın. O raporu sorgulayın mutlaka. Yani evet bu rapor doğrudur demeyin. Kesinlikle demeyin. Ben yatırım aracı kurumların raporlarını okuyorum. Sonra başka raporlar da okuyorum. Onların çapraz kontrollerini yapıyorum. Doğru, acaba doğru veriler veriyorlar mı bana? Bilançolarına bakıyorum. Bilançolarında uyumsuz gördüğüm noktaları notlar alıyorum. Benim evde not tuttuğum günlüklerim var. Yani bir şöyle kitap kalınlığındadır o. Hem beynime yazarım hem de not olarak yazarım ki mesela bunları ben bilgisayarda da yazabilirdim. Word, Excel biliyorum. Ama oraya yazmıyorum. Çünkü şu sebeple ben yazarak öğreniyorum. İki defa üzerinden geçmiş oluyorum. Yani konuyu iki defa üzerinden geçmiş oluyorum. Bir de bilgisayarım geçen bozuldu. Biraz beni uğraştırdı. 12 yıllık bilgisayarımdı. Expert'di markası. Ümraniye'de bütün tamircilere dolaştım. Masraf yüksek dediler. İşte yeni bir tane bilgisayar almak zorunda kaldım. O bilgisayar da artık bana hani beni bırak dedi artık yani. Çünkü ben aynı anda 30 tane dosya açıyorum. Yukarıda 30 tane sheet açıyorum. 30'umu da aynı anda kullanıyorum. Yani buna bilgisayar dayanabilir mi? Dayanamaz. Çünkü 12 yıllık bilgisayar. Belli bir RAM kapasitesi var. Bilgisayarımı, o açıdan bilgisayarımı değiştirmek durumunda kalmıştım. Bilgisayarı da yazmıyorum. Çünkü işte bilgisayarda da verinin kaybolma riski var. Elektrik gidiyor. Ne bileyim bilgisayar bozuluyor. Yedek almayı unutabiliyoruz gibi o riskleri bertaraf etmek için yazıyorum. Notlar alıyorum ve bunu not önemli gördüğüm kısımları muhakkak boyalı kalemle mutlaka işaretliyorum. Yıldız atıyorum kenarına. Sonra yanına küçük bir not düşüyorum. Sonra bir daha bak bu konuya diyorum. Kendi kendime notlar yazıyorum yani. Gibi böyle bir aslında hem biraz teknik de var işin içinde, hem psikoloji de var, hem dünya piyasaları da var, her şeyi var. Hani borsa sadece bir borsa değil yani. Hani kağıdı aldım, bugün yatırdım, şu tüyo gelmişti, şuraya çıktığın zaman satayım gibi bir mantıkla çalışmıyor borsa. Borsanın gerçekten farklı bir metodu var, farklı bir psikolojisi var. Bir kere sürü psikolojisine bir kere kurtulmamız gerekiyor. Lütfen. Şu X kişi şunu demiş, X, Y kişisi bunu demiş, bu kağıdı alalım. Elon Musk şunu demiş, onun peşinden gidelim. Böyle yapmayın. Lütfen yapmayın böyle. O kağıda gönül verin. Aşk ile bakın. Ben öyle yapıyorum. Ben elimdeki kağıtlara aşkla bakıyorum. O aşağıda düşse hiç önemli değil benim. Ben ona güvenmişim. Ben ona gönlümü verdim ya. Her şeyimi ben onun A'dan Z'ye her şeyini ezbere biliyorum. Aşık o ya. Ben ona aşığım. Aşık olduğum için ve gönülden bağlı olduğum için ben onu terk etmem. Bırakmam ben onu. O zamanı vakti gelince oraya gelecek. Gelecek oraya. Acele etmeyin. Panik de yapmayın. Benim kağıtlarım da düştü çıktı. Oluyor bunlar. Problem değil. Takılmayın oralara. Takılmayın. Ama o kağıda güvenin. Mesela ben hep o kağıtla aramda bir hikaye kuruyorum. Mesela benim oturduğum bölgede şey var. Ormanlık alan var. Ben oraya giderim. Böyle banka otururum. Bir taraftan kargalar beni sabote eder orada. Düşünmemi engeller. Ama olsun diyorum. Onlar da belki evrene bir enerji gönderiyordur. Belki de. Bilemiyorum yani. Orada ben hayal kurarım. O kağıtla ilgili plan yaparım. Derim ki işte Orta Asya'dan gelirse böyle bir kanal açarsak buraya gider. Türkiye'den gelir, Türkiye'den işte Avrupa'ya gider gibi
böyle şu anlatamayacağım o kadar çok hikaye uyduruyorum ki. Hani uyduruyorum dediğim yani hikayeyi kendim yazıyorum yani. Sonra o hikayemi de o seçtiğim firma o hikayenin bir parçası olabilir mi? Olamaz mı? Faaliyet konusundan zaten onu anlıyorsunuz. Hani o firmanın hangi konularla iştigal ettiğini firmanın internet sitesinde zaten yazıyor. İşte şunu üretiyor, bu satıyor, şu ülkelere satıyor. Türkiye'de pazar payı bu kadar, yabancı ülkelerde pazar payı bu kadar gibi çok engin okyanus var. Mesela ben bir tane kağıtta baktığım zaman yurt içi piyasada, yurt içinde pazar payı ne kadar, yurt dışında ne kadar, yurt dışı da kendi içinde ayrılıyor. Amerika, Avrupa, Uzak Doğu şeklinde ve Orta Doğu, Balkanlar, Rusya, Kuzey. Hepsini ayrı ayrı bakıyorum. Örneğin Amerika dün akşam 0,25 puan faiz artırdı. Fed bu önemli bir oyuncu. Yani dünyada Fed'e bakmamız gerekiyor. Yani Fed ne diyor? Ama ne diyor derken işin felsefesine girmemiz gerekiyor. Mesela dün çıkan karar 12 üye, 12 üyenin de tamamı aynı yönde oy kullandı. Yani 12-0. 12 kişi de 0,25 puan artırılması noktasında hemfikirler. Bu hemfikir olduklarını gösteriyor. Aynı zamanda bu faiz artışına da devam edeceklerini gösteriyor. Çünkü orada işsizlik sorunu yok. Orada şu an enflasyon sorunu var. Enflasyon sorunu da petrolle çözmeye çalışıyor. Ama petrol yeterli olmayacak. Çünkü onlarda bir de çekirdek enflasyon diyorlar. Yani gıda ve enerji dışında kalan işte konut var, hizmetler endeksi var, birkaç endeks var. Bu endekslerdeki gelir artışlarına hane halkı gelir artıyor mu, azalıyor mu? Harcamalar artıyor mu, azalıyor mu? Onları inceliyorlar. Bayağı bir inceliyorlar. Yani bilimsel metotla bakıyorlar işe. Powell akşam dedi ki, biz tamamen veri odaklı gidiyoruz. Piyasalar şöyle diyor, piyasalar, tahviller düşüyor, yükseliyor, bizi ilgilendirmiyor dedi. Bizim bir politikamız var. Biz bu politikadan kesinlikle taviz vermeden aynı şekilde devam edeceğiz diyor. Yani faiz artışına devam edecekler. Hem de aynı oranda devam edecekler. Geçen sene 0,75 puan arka arkaya 4 defa faiz artırdılar. Son Aralık ayında 0,50 puan artırdılar. Şimdi ise 2023'e 0,25 puan artışla başladılar. Bu şunu söylüyor. Bunun Türkçe meali şu. Diyor ki, evet ben yüksek artışlarla başladım, devam ettim. Ama piyasayı da görüyorum. 0,75, 0,50 yaparsam piyasa kan ağlayacak. Hem sizleri üzmeyeyim, hem piyasayı üzmeyeyim, hem de kendi politikamı düzgün bir şekilde devam ettirmem için bunun orta noktası 0,25 puan. Okey mi? Okey. Tamam. 0,25'te biz devam edelim. Ama henüz 2023 yılında faiz indirimi yapacağına dair hiçbir kelime, cümle okumadım. Ben okumadım dün. Hepsini tek tek baktım. Tek tek baktım. 2023'te faiz indirimi yapmayacak Fed. Yapmayacak yani. 0,25 ile devam edecek. Ta ki ne zaman? Ta ki enflasyonu hedeflediği %2 noktasına getirene kadar faiz artışına devam edecek. Peki faiz artırdığı zaman ne oluyor? Onu da inceledim. Amerika'da konut satışları ve konut talebi düşüyor. Mortgage'lara baktım, bakıyorum. İşte son 5 yıl, 1 yıl, 6 ay ve güncel. Geçen yıl, 1 yıl önce Amerika'da mortgage faizleri %3,74.
sayın izleyenler ve yatırımcılar, bunu önemli, dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Bir yıl önce 30 yıl vade ile alınan mortgage kredisi faizi Amerika'da bir yıl önce %3,74. Bugün ise sabah baktım, erken saatte yani 5-6 sularına baktım, %6,38'de. Yani iki katı, yaklaşık kabaca söylüyorum, iki katı. Yani bu Amerikan vatandaşı için tabii ki önemli bir rakam. Yani faiz oranı iki katına çıkmışsa konut alımında ne olur? Konut talebi düşer. Mantıklı olarak düşer yani. Çünkü insanlar gelirleri de aynı oranda artmayacağı için, artmadığı için, çünkü FED öyle istiyor. Hane halkı gelirlerinin çok artmasını istemiyor. Çünkü enflasyonu azdırmak istemiyor. Konut kredisi ve konut fiyatları arasında bir korelasyon var. Konut kredisi faizleri yükseldikçe, bütün dünyada böyle, konut talebi düşer. Fakat Türkiye'de bu iş biraz tam tersi çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin, dedim ya, coğrafyası ve jeopolitik konumu öyle bir noktada ki, yani bütün çevremizdeki olan biten savaş, bombardımanlar vesaire, yani güneyimizde işte Suriye'de, Irak, İran şu an çok karışık. Aşırı karışık. Ve İran'da yaklaşık 30-40 milyon civarında Azeri vatandaşımız var. Ve Azerilere şu an zulmediliyor. Onlar da Türk, bizden. Bizim gibi yani. Bir zulmediliyor. Zulmeden de İran, Molla rejimi. Ha, bu onların yanına kar kalacak mı? Kalmayacak. Hak yerini bulacak. Hak yerini bulacak. Mutlaka Türk Devletleri Teşkilatı, burada öncülüğü yapan Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, 3 tane kilit ülke, çok büyük fonksiyonu var, çok büyük önemi var. Çin'in Uygur bölgesinde Türklere yapılan eziyetleri biliyorum, haberlerini alıyorum. Aynı şekilde İran mollalarının Azeri Türklerine İran'da yaptığı zulümleri hepsini yabancı medyadan öğreniyorum. Genelde yabancı medyadan alıyorum haberleri. Gencecik çocuklar asılıyor. Çok üzülüyorum onlara. Çok üzülüyorum. Onlar bizim, biz Türk yani, bizim, bizden yani. Yabancı değil. İran'ın karışık olması, bu hale gelmesi bizi nasıl etkiliyor? Orada insanlar kaçıyor Türkiye'ye. Kaçıyorlar, geliyorlar. Can havliyle geliyorlar. Yani bir insan güvenliğini sağlamak için yani can havliyle kaçıyor. Ne diyebiliriz ki? İnsani bir şey yani. Niye geldiniz dersek doğru yapmış olur muyuz? Yani çok bilemiyorum. Ben biraz bu konuda çok şey yapamayacağım. Yani biraz merhamet de etmemiz gerekiyor. Tabii merhamet ederken de işin biraz da ölçüsünü kaçırdık galiba. Bugün İstanbul'un Avrupa yakası, özellikle İran, Afganistan, Suriye, İran, Irak, Rus, Ukrayna, yani emlak fiyatlarını böyle emlakçılarla birlikte şişip gitmesine de kahroluyorum yani. Kahroluyorum. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü benim vatandaşım, benim küçük veya büyük yatırımcım 1 milyona alacağı bir daireyi 5 milyona alamaz duruma geldi. Keza kira fiyatları da yani 3'e 5'e katladı. Çok yakın arkadaşım var, fakülteden arkadaşım, Şişli Feriköy'de oturuyordu. Ona da buradan selam gönderiyorum. Yusuf, kendine iyi bak dostum. Esenyurt'a taşınmak zorunda kaldı. Zorunda kaldı çünkü ev sahibi kirasını 3 kat mı, 4 kat mı ne artırdı. Esenyurt'ta taşınmak zorunda kaldı. Ettiği masraflar, iş yerine uzaklığı, çektiği o
yolda çekilen eziyet, metrobüsü ben toplu taşımayı kullanıyorum İstanbul'da. Metrobüslerin halini çok net görüyorum. Ve buradan da Büyükşehir Belediyesi'ne de bir çağrı yapmış olayım. Lütfen metro ağlarını ve metrobüs sayısını, eğer metrobüs sayısını arttıramıyorsak metro ağlarını artıralım. Ümraniye, Ataşehir, Göztepe metro hattını artık bitirelim. Çağdaş bir ülke metro hatlarıyla kendini gösterecektir. Biz büyüyelim, kalkınalım. Doğru finansman modelleriyle, doğru yöntemlerle kalkınmaya karşı olmamamız gerekiyor. Teknolojiyi en maks seviyede kullanmamız gerekiyor. Yatırımları maksimum seviyede almamız gerekiyor. Bunu almak için komşularımıza iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Ve bir de savunma sanayi stratejimizi de bu minvalde Türk Devletleri Teşkilatı kendi içinde de hem siyasi hem ekonomik hem jeopolitik bir bütünleşmeye giderek konumunu artık biraz daha güçlendirmesi gerekiyor. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri safi milli hasılası ile Rusya'nın milli geliri artık birbirine eşit. Aynı kefede. Yani ben Rusya'ya öyle göbekten bağlı kalmayabilirim. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı'nın da milli geliri aynı Rusya'nın kadar eşit. Şimdi Kazakistan'da çok büyük bir petrol ve doğalgaz rezervleri var. Ve üretimlerini dün akşam okudum. Üretimlerini %10 artırma hedefi var 2023 yılında ve sonrasında. Yani bizim Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri petrol yönünden, doğalgaz yönünden fakir değiliz biz. Sadece birlik olmamız gerekiyor, bütün olmamız gerekiyor. Özbekistan her tarafı altın, pamuk. Onlardan biz pamuklu altını buraya ülkemize getirelim. Biz de onların olmadığı, onlarda olmayan ürünleri onlara satalım. Yani takas yapalım. Ürünleri takas yapalım. Hem Türkiye'nin ekonomisi kalkınsın, hem Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın ekonomisi kalkınsın. Yani win-win. Biz de kazanalım, onlar da kazansın. Ama biz zaten aynı soydanız, Türk soyundanız ve Türk Devletleri Teşkilatı diye bir kurum da var. O zaman geriye ne kalıyor? Bizim bu Türk Devletleri Teşkilatı olarak bütün o üye devletlerin bir bütün halinde tek fikir, tek düşünce, aynı amaç, aynı ideal uğruna faaliyetlerini buna göre planlama yapması gerekiyor. Bu bize ne kazandıracak? Bu bize şunu kazandırır. İşte dediğim gibi Kazakistan'dan bize petrol ve doğalgaz akışı sağlanır. Ben de onlara onlarda olmayan ürünlerin tedariki konusunda bir takım araştırmalar yapabilirim. Yani onların tüketim alışkanlıklarını değiştirebilirim. Hani illaki onlar bu ürünü tüketmiyor, hayat boyu tüketmezler diye bir kural yoktur. Ne demiştik? Yatırımları yön veren esasında psikolojidir. Her şey psikolojiyle başlar. Yatırımlar da öyle. Hisse senetleri de öyle. Her şey psikolojidir. Psikolojiyle başlar. Onun içine kendi iş aşkınızı katar büyütürsünüz. İçine biraz da bilim böyle serpiştirdiğiniz zaman ballı kaymak. Ballı kaymak. Yani demek istediğim şu, Türk Devletleri Teşkilatı mutlaka ve mutlaka ekonomik, siyasi, askeri işbirliğini geliştirmeli artık. Bunu safhasını bir ileri safhaya taşımalı. Yani Kazakistan'da olan doğalgaz ve petrolün bize faydası olması gerekiyor. Özbekistan'daki altının bize faydası olması gerekiyor. Orada rezerv varsa beraber çıkaralım. Bir teknoloji geliştirelim. Bizim mühendisler, onların mühendisleri karşılıklı bir meç edelim. Bir ortak fikir ortaya koyalım. Oradaki altını çıkaralım. Veya yabancı bir firmaya, yani bir farklı bir firmaya teknolojik know-how'ını satın alarak orada altını çıkarttıralım. Tamam, Türkiye'de de var, çıkarılıyor ama altınımızı artıralım.
Ya sen Türkiye ile yetinmeyelim. Özbekistan'da varsa onu da çıkaralım. Ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın da ortak bir ekonomik havuzu olsun. O havuza onları dahil edelim. Yani tek fikir olsun. Tek ekonomi olsun. Nasıl Avrupa Birliği vardı? Vardı diyorum. Şu an bence yok. Sadece Almanya, Fransa ve diğerleri var. Sözde. Sözde Avrupa Birliği ama özde Avrupa Birliği değil. Almanya, Fransa ne derse o oluyor. İngiltere'ye bak ayrıldı gitti. Ben dedi sizle uğraşamam dedi. Niye? Çünkü Avrupa'da kararlar çok geç alınıyor. Avrupa nüfusu yaşlandı. Yaşlı nüfus ne oluyor? Beyin üretemiyor. Takılmışlar. Bir şeye takılmışlar. Biz Türkleri, Türk toplumunu biz Avrupa Birliği'ne almayalım. Neden? Neden almayalım? Çünkü Türkler, çılgın Türkler. Avrupa'ya biz bir girersek biliyorlar ki biz Avrupa'yı, yani Avrupa'da bir şey bırakmayacağız. Ki bırakmayız yani. Ama Avrupa bizi almayarak büyük hata yapıyor. Çok büyük hata yapıyor. Bu hatayı anlayacaklar ama geç olacak. Geç olacak. Avrupa Birliği liderlerine benim önerim, siz Türkiye'ye öyle tepeden bakmayın. Tepeden bakmayın. Biraz daha geniş bakın. Düşünce şeklinizi biraz değiştirin. Hani Avrupalısınız ya. Avrupalı aslında öyle sözde Avrupalı yani. Yani adamlarda bir saplantı var. Bu saplantı ne? Sabit fikir. Tamam, sabit. Türkler gelirse işte bizim şeylerimizi elimizden alır. Şöyle yapar, böyle yapar. Bize uyum sağlamaz. Hayır, biz her yere uyum sağlarız. Ben sağlarım. Ben Amerika'ya uyum sağlarım mesela. Hedefim Amerika'ya gitmek, görmek. Bakacağım oraya. Ne var, ne yok. Teknoloji nerede? Nasıl üretiyorlar? Kimler var? Teknoloji kimler üretiyor? Bir Hintli ile bir Pakistanlıyı buluşturan kafayı ben merak ediyorum. O zihniyeti merak ediyorum. Yani bir Hintli, bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Pakistanlı bir araya gelip bir fikir ortaya koyuyorsa bu izlemeye değerdir ya. Aynısını biz Türk Devletleri Teşkilatı içinde yapalım. Ki bizde büyük cevherler olduğunu ben inanıyorum. Bizim de çok değerli mühendislerimiz var. Çok değerli bilim adamlarımız var. Ama değer veriyor muyuz? Maalesef vermiyoruz. Biraz değer verebilsek onlara tekrar buradan ben tekrar bir borsaya dönüş yapar isem, borsa bir yatırımdır. Yatırımlar tasarrufla mümkündür. Sadece tasarrufla mümkündür. Bu bilinci mutlaka bütün yatırımcı, eş, dost, tüm paydaşlara, tüm sevenlerime, herkese buradan haykırıyorum. Tasarruflarınızla yatırım yapın. Borçlanarak yatırım yapmayın. Tüyo mantığı ile hareket etmeyin. Bilmiyorsanız o işe girmeyin. Ha, öğrenebilirsiniz. Biraz çabayla, inanın öğrenebilirsiniz. Yani biraz çaba göstermeniz ama çaba dediğim yani biraz konforlarımızı terk etmemiz gerekiyor. Konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Hani ben hem 10 saat uyuyayım, hem işte tiyatroya gideyim, hem şu sosyal faaliyetimi yapayım, hem işte ne bileyim PlayStation oynayayım veya hem basket maçına gideyim. Bunların hepsi bir arada eğer yapabilen varsa o kişiyle mutlaka tanışmak istiyorum. Mutlaka. O kişi varsa onunla tanışacağım. Nasıl yaptığını ondan öğrenmem gerekiyor. Çünkü ben yapamıyorum. Eğer bir yöntem varsa o yöntemi yapabilen Çinli de olsa o Çinliyle tanışırım. Emin olun tanışırım yani. Çünkü zaman planlaması çok önemli bir şey. Yani mesela bir yemek yiyip yani yemek basit bir şey gibi gözükse de yemeği hem çiğneyerek yavaş yavaş sindirerek yememiz lazım. Tabi orada süre geçiyor. Zaman var. Ama bir taraftan da bu sağlık için önemli. Bir taraftan da zamanınızı planlamanız gerekiyor. Yani denge çok hassas. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ben dikkat etmeye çalışıyorum sağlığıma. Yani
iş ve ev hayatı, toplantı, organizasyon, bol bol yürüyüş yaparım. Çevremi keşfetmeyi çok severim. Yatırımcılara şunu da öneririm. Bol bol yürüyün. Ve stresinizi atarsınız. Bak buna kesinlikle size öneriyorum. Ben yürüyorum. Sıkıldığım zaman kağıda bakıyorum, düşüyor. Düşsün diyorum. Telefonu evde bırakıyorum, çıkıyorum, yürüyorum. Ama bir saat yürüyorum. O arada hayal alemine giriyorum. Kağıtla irtibat kuruyorum. Onun yatırımları, yatırım planlarını düşünüyorum. Diyorum ki şu ülkeye yatırım yapabilir mi? Şu faaliyetleri yapabilir mi? Bir maden bulabilir mi? O madeni bulursa işte nakliyesini nasıl yapar? Gibi gibi yani hep hikayeyi üretiyorum, üretiyorum, üretiyorum. Sonra tekrar geliyorum. Akşam az yerim zaten. Çok fazla bir şey yemiyorum. Genelde akşam çorba, salata böyle geçiştiriyorum. Meyve mutlaka meyve yiyorum. Çünkü kış İnfluenza bu sene çok zor geçiyor. Ses benim çok böyle bu sene daha bir şey oldu. Zaten bademciklerim benim şey hassas kronik sorunum var. Sesim de biraz böyle çatallı çıkıyorsa da lütfen kusura bakmayın. Ama sizlere böyle edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Çünkü benim ülkemin insanı bunu hak etmiyor. Daha fazlasını hak ediyoruz. Yani hepimiz hak ediyoruz. Ama biraz emek vermemiz gerekiyor. Hani çok kolay yoldan keşke olsa hani ben henüz onu bulamadım. Yani keşfedemedim. O kadar ben makale okuyan birisi olarak öyle, henüz öyle bir yöntem hani keşke olsa da o yöntemle ülkemizin kalkınmasını sağlayabilsek. Keşke. Keşke olsa. Ama işte maalesef olmuyor. Ve işte bu 2022 sonundan itibaren başlayan bu borsadaki düzeltme diyorlar. Halbuki o daha başka bir şey. Kimi kağıtlarda %25, kimi kağıtlarda %40, kimi kağıtlarda %50 oranında yatırımcıların varlıkları buhar oldu. Bu çok üzücü bir şey. Yani ben çünkü neden üzülüyorum? O kağıda onu yatırmak için kim bilir nerelerden feragat etti, nereden borç aldı, hangi kaynağını daha iyi yere, başka bir yere yönlendirseydi belki daha fazla kazanacaktı. Belki annesinden borç aldı, belki babasından bir miras kalmıştı, onu harcadı. Çok değişik, belki birisi arabasını sattı, belki altınlarını bozdu. Bu çok üzücü bir şey. Neden? Çünkü bizim varlıklarımız kolay oluşmuyor. Yani Türkiye'nin sermayesi kıt, gerçekten kıt. Yani bizim ülke risk puanımız yüksek biraz. Yüksek diyorum şöyle, Türkiye'nin risk puanı şu an en son 540, İşte 530-550 bandındaydı. Amerika'nın ne kadar biliyor musunuz? 3 bandında, sadece 3. Risk prim oranı 3. Amerika'nın, bizim 540. Aradaki farkı hani 500'ün kaç katı dersek 3. Hani 600 desek ne yapar? 200 kat var arada. İşte 150-180 kat fark var. Yani benim ülkem bunu hak ediyor mu? Etmiyor. Daha iyisini hak ediyor. Yani tamam Amerika çok büyük bir ülke ama çok da borcu var. Türkiye'nin borcu, dış borcu o kadar borç sarmalına baktım dünya ülkeleri bazında. Bir halka şeyi var. Beşli bir halka çember var. O çemberin içinde biz yokuz. Türkiye yok. Yani dışa bağımlı borçluluk oranında Türkiye'nin durumu öyle çok kötü de değil yani. Kötü değil. Kötü diyemem.
Kötü dersem haksızlık etmiş olurum çünkü şeyi var, verisi var, grafiği var. Bilime aykırı davranamayız yani. Yani Amerika'nın risk prim oranı 3 iken bizim eğer 550-600 bandındaysa bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu bir yere bir not edelim lütfen. Bu bize dönüşü bunun kredi faizi olarak yansıyor. Yani 550 puan demek şu anlama geliyor. Yani dış ülkelerden borç alırken üzerine 5,5 puan daha yani 550 risk puanı eşittir. 5,5 puan, %5,5 daha üzerine faiz biniyor. Bugün Amerika'da tahvil faizi, 10 yıl tahvil faizi %3,5 ortalama. Dün işte FED kararından sonra 3,40'lara gevşedi biraz. 3,40 diyelim. 3,40 olsun. 5,5'da bizim ülke risk puanı var. 3,5, 5,5'da 9 yapar. Yani biz minimum 10-11 ile borçlanıyoruz ülke olarak. Çok büyük bir rakam bu. Çok büyük. Yani bizim ülkemizin risk primi yüksek. Dolayısıyla bu yüksekliğin bir sebebi de bizim yatırımlarımız, tasarruflardan dolayı yatırımlarımız az. Ben şirket bilançolarına bakıyorum. Evet, duran varlıklara yani makine ekipmana yatırım yapan epeyce firmamız, şirketimiz var. Ama yapmayanla çok şirketimiz var. Buna da çok dikkat etmenizi öneriyorum yatırımcılar, değerli yatırımcılar. O firmanın bilançosunda duran varlık grubunda, bilançosunda duran varlık grubunda son 5 yıllık periyoda baktığınız zaman eğer bir artış görmüyorsanız hemen soru işareti oraya koymanızı şiddetle öneriyorum. Duran varlık. Bir, duran varlık yatırımlarını artırmış mı o şirket? O hisseniz, yani yatırım yaptığınız firma. Duran varlık, yani duran varlıktan neyi kastediyoruz? Makina, ekipman, teçhizat, bina yatırımı da olabilir ama bina yatırımını niçin yapmış? Onu da bakmak, ayrıca incelemek gerekiyor. Bir demirbaş almış mı? Bir yazılım programı bünyesine almış mı? O yazılım aldıysa o yazılımla ne hedefliyor? Gibi gibi bu soruları hep cevaplanması gerekiyor. Ne dedik? Bir duran varlık. Duran varlıkları bir kere kesinlikle o firmanın duran varlıklarını mutlaka inceleyin. Son 3 yılına bakın. 3 yılda yukarı doğru hiç artmış mı? Artmış mı? Artmamışsa soru işaretini koyun. Mutlaka koyun ve soru sorun. Gerek kendinize sorun, gerek bir bilene sorun. Bu firma, ben bunu gördüm. Acaba burada bir sıkıntı olabilir mi? Bir şey var mı diye bir sorun. Sorgulayın yani, mutlaka sorgulayın. İki, borçları, öz sermayesi ve borçları o firmanın yüzde kaç? Yani bilançosunun sağ tarafında sol tarafı, bu sol taraf aktif, bu taraf pasif. Yani borçlar bu tarafta işte kasası, bankası, stokları, duran varlıkları ve KDV hesapları bu tarafta. Bu tarafta da kısa vadeli banka kredileri, taksitleri, devlete olan vergi borçları, devlete olan sigorta borçları, uzun vadeli kredileri ve öz sermayesi. Bilanço mantığı, bu taraf fon kaynakları, bu taraf varlıkları. Yani sol taraf, sol taraf varlıklar, sağ taraf fon kaynakları. Yani fonlarını nereden temin etmiş ama nasıl temin etmiş bir de. Bu bankalardan kredi alırken yüzde kaçtan borçlanmış? Bunlar hep yazıyor şeyde, faaliyet raporlarında hepsi çok detaylı bir şekilde yazıyor. Ama yatırımcılarımızdan kaç tanesi bunlara bakıyor? Bunu sizin değerli yatırımcılarının sizlere takdirinize bırakıyorum. O konuda yorum yapmayacağım. Borçlar dedik. Borçlar çok önemli. Duran varlık, demin duran varlıklardan bahsetmiştim ya. O duran varlıkları eğer ki
kısa vadeli borçlanma ile yapmışsa gene soru işareti koyun. Duran varlık yatırımları mutlaka uzun vadeli krediyle alınmalı. Tekrar söylüyorum. Bir makine ekipman alacak isek bunu mutlaka uzun vadeli krediyle alalım. Uzun vadeli kredi nedir? Bir yıldan uzun vadeli olmalı. Mümkünse 3 yıl, 5 yıl vadeli olmalı. Ha, banka veriyor mu? Vermiyor. Çoğu vermiyor yani. Neden vermiyor? Çünkü bilançonuza güvenmiyor. Neden bilançonuza güvenmiyor? Bilançoların çoğu makyajlı. Yani makyaj dediğim bazı şeyler gizleniyor. Gizleniyor. Mesela ben Oral Oğuz olarak çok makyaj, evet hani kişisel bakıma dikkat ederim. Biraz titizimdir ama işte gözaltı morluklarım olur, ne bileyim kırışıklıklarım olur. Çok fazla dert edinmemeye çalışıyorum. Çünkü doğal olmak aslında en güzeli. En güzeli şeffaf olmak, doğal olmak, olduğun gibi olmak. Bu en iyisi, en güzeli. Ama şimdi mevzu makyajlama. Yani makyaj fazlaysa bunu ben hemen anlıyorum. Durumu anlıyorum. Nereden anlıyorum? Stoklarına bakıyorum firmanın. Kısa vadeli borçlarına bakıyorum. Uzun vadeli borçlarına bakıyorum. Sermaye borç oranına bakıyorum. Yani bu firmanın kredileri mi daha fazla, öz sermayesi mi daha fazla? Ve oranı kaç? Yani bu sağ taraftaki toplamın yüzde kaçı öz sermaye, yüzde kaçı borçla almış? Eğer %80 borçla dönüyorsa yine o kağıda soru işareti koymanızı şiddetle öneriyorum. Bazı holdingler var. Bu holdingler başkalarının paralarıyla para kazanıyorlar. İsim vermeyeceğim. Yurt dışından ucuz, kendince ucuz diye nitelendirdiği kaynakları alıyor, bilançosuna koyuyor, o parayı Türkiye'de satıyor, bizlere, sizlere, Ayşe teyzeye, Fatma teyzeye, Ali amcaya onu %40'la satıyor, oradan para kazanıyor. Yani elin parasıyla para kazanıyor. El diyorum, el o yabancı ülkedeki fonlar aşağı yukarı bugün bilançosunun reytingi A olan çok az firma var. Türkiye'nin notu, uzun vadeli notu B. Yani bir alt kategoriye bizi aldılar. B olan ve bilançosu iyi olan bir firmanın en son kullandığı kredi oranına baktım. Yaklaşık %10. %10'la borçlanabiliyor. Ne kadar borçlanmış? 500 milyon dolar. Bu 500 milyon doları neden borçlandı? Çünkü yine bir borcu vardı, tahvil ödemesi vardı. O borcunu borçla kapatmak. Yani biraz gemiyi yüzdürmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bir de temettü olayı var. Bu büyük firmalar aynı zamanda yatırımcıya temettü sunarlar. Yani kar payı. Şirketin karından size der ki bu sene yönetim kurulunun aldığı karara göre elde etmiş olduğu karın bir kısmını yedek akçe olarak bırakmak zorunda. Bilançoda bu kanun gereği, Türkçe kanununa göre bilançoda yedek akçe ve birinci temettü, ikinci temettü gibi kavramlar var. Ben ona sadece yedek akçe olarak size özet geçeyim. Onu %5'i, karın içinde %5'ine ulaşana kadar bir oranları var. Bilançoda bırakmak zorunda. Onun dışında kalan rakamı temettü olarak
dağıtıyorlar. Bunu yapan firmalar, kağıtlar var. Mesela bu kağıtları da tercih edebilirsiniz. Mesela temettü firmaları var. Mesela ben hayalim, eşim benim ev hanımı. Ben isteseydim çalıştığım firmalarda eşimi dışarıdan sigortalı gösterip onu emekli edebilirdim. Ama bunu yapmadım. Yapmam. Yapmayacağımı söyledim eşime. Ben bunu yapamam. Ben bunu yaparsam, herkes neler yapar? Biraz ben idealist, biraz şey, böyle türünün son örneği. Yani arasan çok fazla bulamıyorsun. Biraz değişik bir tip yani. Eşimi, bir de EYT gündemde olduğu için, eşimi ben bugünlerde belki emekli edecektim. Ama yapmadım. Yapamam ki, ülkeme ihanet edemem. Yani ben kırmızı ışık yandığı zaman ben bekliyorum. Ben hiç, benim Türkiye Cumhuriyeti'nde davalık herhangi bir, yani kırmızı ışık cezam yoktur yani. Ceza puanım yoktur. Findex raporum iyidir yani. Yani çok iyidir, hatta öyle söyleyeyim. Değerli yatırımcılar, artık toparlamam gerekiyor. Borsaya, kağıda girmemde vesile olan Bursa'daki arkadaşıma, dostuma selamlar söylüyorum. Selamlar, saygılar iletiyorum. Borsa yatırımlarınızı umuyorum ve diliyorum ki bugünden itibaren belki biraz daha farklı bir gözle bakmanıza vesile olabildiysem çok memnun olurum. Çünkü bizim varlıklarımız çok kıymetli. Çok birikimlerimizi zor elde ediyoruz. Çünkü tasarruf bilincimiz o kadar yüksek değil. Bütün yatırımcılara bundan sonraki yatırım kararlarında doğru kararlar almalarını temenni ediyorum ve diliyorum canı gönülden. Ve bu programı çekmemde bana yardımcı olan Business Channel Türk TV yöneticilerine ve kamera önü arkası tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, bilimle kalın.